İnternet, telefon, oyun, donanım, yazılım, bilim, teknik. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Programımızın bugünkü bölümüne telefon dünyasından 4 haberle başlıyoruz. Hafıza kapasitesi konusunda bir hayli eleştirilen Apple, iPhone 7 ile kırdığı inadını 6S'ten sonra iPhone 6 için de uyguladı. Eylül 2014'te 16, 64 ve 128 GB depolama alanıyla tanıtılan iPhone 6'nın 32 GB kapasiteli modeli de satışa çıktı. Sevgili izleyenler, milyonların merakla beklediği yenilenmiş Nokia 3310'un Rusya Başkanı Vladimir Putin için hazırlanmış bir modeli ortaya çıktı. 49 Euro'dan satışa sunulacak efsane telefonun Putin için hazırlanmış modeli ise 1700 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8'in ön sipariş tarihi belli oldu. Bir internet sitesi tarafından Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre S8'in ön siparişinin 10 Nisan'da başlayacağı belirtiliyor. Barcelona'da yapılan Mobil Dünya Kongresi'ne dikkat çeken bir telefon da Talkies T3 oldu. Aksesuarları sayesinde akıllı telefon görüntüsüne de dönüşebilen Talkies ayrıca Bluetooth vasıtasıyla var olan diğer akıllı telefonunuza da bağlanabiliyor. Talkies ilginç görüntüsüne rağmen günümüzde bir telefondan beklenen en bahis özelliklere de sahip. Kredi kartı boyutundaki telefon fiyatıyla da şaşırtıyor, özellikleriyle de şaşırtıyor sevgili izleyenler. Talkies telefon hesap makinesi gibi görünen süper mini bir telefon diyebiliriz. Yani kredi kartı büyüklüğünde yedek telefon da denebilir. Ama özellikleri sadece telefon, yani konuşma amaçlı. Amerika'daki fiyatı kılıfı ile birlikte 25 dolar. Bu telefon Kickstarter projesi kapsamında satıldığından fiyat 50 dolara kadar yükselme olasılığıyla satılıyor. Popüler oyun konsol firması Nintendo Switch modelini piyasaya sürdü. Tebrik mesajları alan firma en azılı rakibi PlayStation tarafından trollendi. Trollle yetinmeyen teknoloji devi Nintendo Switch'in satışa sunulduğu gün indirim yaptığını belirtti. PlayStation hazırladıkları görselleri Twitter üzerinden paylaştı ve takipçilere şakayla karışık mesajını da verdi. Yayınlanan tweette Nintendo Switch görseli gibi hazırlanmış, yani kırmızı arka fon üzerine yazılmış görselde "Yarın oyun dünyası için özel bir gün" yazıyor. Yanında yer alan beyaz arka fon üzerine yazılmış görselde ise "PlayStation 4 size özel, sadece 199.99 euro" ibaresi yer alıyor. Fakat troll bununla da bitmiyor. Tweet'in açıklamasında yer alan yazıda ise "Yarın bile doğru tercihi yapın, PlayStation 4 sizi nasıl şaşırtacağını her zaman bilir" ifadesi yer alıyor. Dünyanın en popüler elektronik posta servislerinden olan Gmail, mail gönderme boyutunu 25 MB'dan 50 MB'a çıkardığını duyurdu. Söz konusu artış, e-posta servisi kullanıcılarına tam olmasa da bir nebze nefes aldıracak gibi görünüyor. Mail servislerinin koyduğu boyut sınırından şikayetçi olanlar, bu zamana kadar Google Drive, Dropbox ya da Yandex Disk gibi depolama servislerinden faydalanmak zorunda kalıyordu. Şikayetlere çözüm getirmek için adım atan popüler elektronik posta servisi Gmail, maksimum elektronik posta boyutunda güncellemeye gitti. Gmail, e-posta boyutunu 25 MB'dan 50 MB'a yükseltti. Lakin günümüz teknolojileriyle kıyaslandığında bu boyut ne yazık ki hala yetersiz geliyor. Google, bu güncellemenin tüm kullanıcılara sunulmasının 3 günü bulabileceğini belirtti. Facebook uzun süredir kullanıcılarının kendisinden beklediği özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fakat bu özellik şimdilik tam olarak istediğimiz yerde çalışmayacak gibi görünüyor. Test aşamasında yalnızca gelen mesajlara çeşitli tepkiler gösterebiliyorsunuz ve bunların arasında dislike, yani beğenmeme seçeneği de bulunuyor. Arkadaşlarınızdan gelen mesajlara da tepki gösterebileceğiz ve gelen mesajı sevmediğimizi direkt olarak beğenmeme tuşu yardımıyla ifade edebileceğiz. Bu özellik şimdilik gönderilerin altındaki tepki bölümünde yer almıyor. Facebook bir süre daha test ettikten sonra muhtemelen bu özelliği asıl istenen yere, yani arkadaş listenizdekilerin ya da paylaşılan iletilerin altına da ekleyecek diye düşünüyoruz.